Hepinize merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte arkadaşlar bir diğer hamam böceği türümüz olan dubyaları, yani namı diğer Arjantin hamam böceklerini inceleyeceğiz. Özelliklerinden bahsedeceğim arkadaşlar birazcık. Video öncesi demek istediğim bir şey var ama arkadaşlar. Geçenlerde bir cımbız yaptırma gereği duydum metal. Gerçekten arkadaşlar Facebook'tan tanıştığım bir abi yaptı sağ olsun. Üstünde adımız, sürüngenimizin adı. Şöyle size de göstereyim arkadaşlar. Odaklanalım. Şöyle cımbızımızı göstereyim. Ömer Sayar Diablo yazıyor. Gerçekten çok kaliteli bir işçiliği var arkadaşlar. Ömürlük garanti veriyor kendisi. Daha önce akvaryum hobisiyle de uğraştım. Daha önce de cımbızlarım oldu ama bu gerçekten çok kaliteli arkadaşlar. Besleme yaparken de, böcekleri tutarken de güzel bir tutuş sağlıyor. Bunu söyledikten sonra Ümit abi, yani cımbızı yapan abimizin bilgilerini açıklamalar kısmına koydum arkadaşlar. Cımbız yaptırmak isteyen gerçekten çok uygun fiyattı. Kendisine ulaşabilir. Üzerine lazer baskı, logo vesaire isminizi falan yazabilirsiniz, yani hiçbir sıkıntı yok. Şimdi Arjantin hamam böceklerimize geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar, Arjantin hamam böceği, öncesinde söylemek istediğim, en pahalı tür hamam böceğidir arkadaşlar. Neden en pahalı tür? Madagaskar'dan dışında, şu an bendekiler arasında konuşuyorum. Çünkü arkadaşlar, tartaraya göre çok daha besleyici bir besin ve daha zor yürüyor arkadaşlar. Ve insanlar evlerinde beslemeyi, dubyaları seviyorlar arkadaşlar. Çünkü dubyalar kaçma riski olmayan bir hamam böceği. Ters dönünce düzelemiyor bile. Hani hiç tırmanmayı bırakır. Çok hantallar arkadaşlar. Şöyle bir size bir göstereyim dubyalarımızı. Bakın şurada. Şöyle bir odaklayalım hemen. Çok küçükler. Çünkü arkadaşlar büyüğü piyasada hiçbir yerde bulunmuyor. Bunu tutmak da çok küçük olduğu için biraz sıkıntı. Şöyle bir odaklayalım. Şöyle görüyorsunuz, bu çok küçük şu an. Bunlar tartaralara nazaran çok daha yavaş büyüyorlar. Ve evde kaçması sorun teşkil etmiyor. Hani böyle bir tane hamam böceği belki sizin için kaçarsa sıkıntı olabilir ama. Ya dediğim gibi bunlar çok zor yürüyen hayvanlar arkadaşlar. Dubyalar gerçekten çok tembel. Böyle nesli tükenebilecek gibi, yani öyle söyleyeyim. Hani aklınızda kalsın diye. Bakım şartları tartarayla aynı. Onu da videonun üstündeki kartlar kısmına koyarım arkadaşlar. Tartaralarla aynı. Köpek maması işte kuru mama olarak kullanıyorum. İşte su ihtiyaçlarını meyve, sebze vesaire onlarla gideriyorum. Yani bir sıkıntıları yok. Ama sadece dubya en besleyici hamam böceğidir. Sadece biraz maliyeti fazla tabi. Bu boydaki bir dubya daha önceki videoda gördüğünüz tartara ile neredeyse aynı fiyat arkadaşlar. O yüzden biraz pahalı ve bulması zor. Her yerde bulamıyorsunuz. Zaten internette falan hiç aramayın. Böyle bildiğiniz canlı yem satan bir yerden almanızı tavsiye ederim. Elinde varsa. Genelde bunları dediğim gibi hani daha yumurtayken sipariş geliyor. En küçük boydan satıyorlar. Büyükleri de mantıklı olarak canlı yem satan kişiler kendilerine tutuyorlar. Çok daha hareketsizler. Bunu da söyledik arkadaşlar. Yani canınızın yakalaması çok kolay. Ama böyle canınız iştahsızsa tartarayı öneririm. Çünkü o dediğim gibi birazcık daha hareketli, kışkırtıcı bir yem olduğu için öyle, ama bu tabii çok daha besleyici. Hamam böceklerinin arasındaki en besleyicisi olabilir Madagaskar beslemediğim için. Söyleyeceklerim arkadaşlar bu kadar. Bakım koşulları vesaire aynı. Dediğim gibi petek önüne koyuyorum ben. Şöyle orayı da göstereyim size yerime. Bütün hamam böceklerim kalorifer peteğinin önünde duruyor ki sıcakta daha rahat üredikleri söyleniyor. Şöyle kalorifer peteğinin önünde dolabın altında duruyorlar. Bunlara küçük bir kutu yeter çünkü hiç tırmanma yetileri yok. Hani kaba koyun sosluk kabına. Oradan kaçamazlar, yani size bunun garantisini verebilirim rahatlıkla. Çok komikler yani, ters devrilince çevrilmiş kalınca öyle ölüyorlar genelde. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Videoma like atıp bana destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşça kalın.